1996 yılının 3 Kasım'ı. 06AC600 plakalı siyah bir Mercedes, Balıkesir'in Susurluk ilçesinde saat 19.25'te kırmızı bir kamyona çarptı. Yaşanan kazada araç içerisinde yer alan Mehmet Özbay, Gonca Uz, Hüseyin Koca da olay yerinde hayatını kaybederken araç sahibi olan Şanlıurfa Milletvekili Sedat Bucak, aynı zamanda Bucak aşireti reisidir, yaralı olarak kurtuldu. Hayatını kaybedenlerden olan Mehmet Özbay, 1970'li yıllardaki bir dizi suçla bağlantısı olduğu öne sürülen ve 1990 yılında İsviçre'deki hapishaneden kaçmış Abdullah Çatlı'dan başkası değildi. Abdullah Çatlı 1979 yılında ki Abdi İpekçi suikasti, Papa 2. John Paul'e suikast düzenleyen Mehmet Ali Ağca'nın Maltepe cezaevinden kaçırılması, 11 Temmuz 1978'de doçent doktor Bedri Cömert'in öldürülmesi ve 1978 yılında kamuoyunda Bahçeli Evler katliamı olarak bilinen 7 tipli öğrencinin öldürülmesi gibi suçlardan aranıyordu. Aracın bagajında ise küçük çaplı bir cephanelik vardı. Bu silahlardan bazıları İsrail'den alınmaydı ve Özel Harekat Daire Başkanlığı'nın envanterine kayıtlıydı. Ancak kayıplardı. Kısacası tüm dünyada aranan bir suçlu ile devlet ve siyaset el ele bir aracın içerisinde bir kaza sayesinde kamuoyuna yakalanmışlardı. Bugünün Türkiye'sinden baktığımızda çok da haber değeri taşımayan bu olay yüzünden 1996 yılında yer yerinden oynamıştı. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin terörle mücadele ederken ellerini kirlettiğinin bir kanıtı olarak kamuoyuna yansıdı. Toplum reflekslerini henüz o zamanlarda kaybetmemiş olan Türk halkı sokaklara döküldü ve temiz toplum çağrısı yapmaya başladı. Her gece düzenlenen eylemlerde evlerin camlarından tencere tavalar çalınıyor, sürekli aydınlık için bir dakika karanlık denilen her akşam saat 9'da evlerin ışıkları söndürülüyordu. Kamuoyunun bu kazaya çok sert tepki göstermesi devletin üst makamlarında baskıya neden oldu. Bu yüzden elde edilen bulgular basınla paylaşılıyor, halk bu olayın üzerinin kapanmasına müsaade etmiyordu. 5 Kasım 1996 tarihinde, yani kazadan 2 gün sonra, araç içerisinden çok sayıda silah ve uyuşturucu, Çatlı'ya ait birçok sahte kimlik ve pasaport ele geçirildiği açıklandı. 8 Kasım tarihinde ise devlet içerisinde bu yapılanmanın üst akıllarından biri olduğu öne sürülen İçişleri Bakanı Mehmet Ağar, soruşturmanın sağlıklı bir şekilde yürütülebilmesi için istifa ettiğini açıkladı. ANAP lideri Mesut Yılmaz, 11 Kasım'da yaptığı açıklamada, devlet emniyet içinde MİT'e alternatif bir örgüt yarattı, bugünden sonra devlet can güvenliğimizi sağlar diye güvenmeyin, dedi. 12 Kasım'da ise devlet, mafya ve siyaset ilişkisinin incelenmesi için Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde bir komisyon kuruldu. 26 Kasım'da ise Başbakan Yardımcısı Tansu Çiller tarihe geçen o cümleyi kurdu. Bu millet uğruna, bu ülke uğruna, devlet uğruna kurşunu atan da, kurşunu yiyen de her zaman bizim için saygıyla anılır. Onlar şereflidirler. Bizim bu konuda söyleyeceklerimiz bundan ibaret. Bu açıklamayla anlaşılıyordu ki hükümet bazı kişilere terörle mücadele etmesi için gayri resmi bir şekilde operasyonlar yürüttürüyordu. 11 Aralık'ta Abdullah Çatlı'nın üzerinden çıkan emniyet kimliğinin sahte, ancak imzayı atan İçişleri Bakanı Mehmet Ağar'ın imzasının gerçek olduğu açıklandı. Bu da Abdullah Çatlı'nın devlet içerisindeki bir yapılanmada görev aldığının açık bir ispatıydı. 26 Aralık tarihinde ise MİT Kontraterör Daire Başkanı Mehmet Eymür, 1980 sonrası dönemde Abdullah Çatlı'nın MİT tarafından yurt dışındaki bir dizi operasyonda kullanıldığı açıklandı. Bu açıklama devlet Çatlı ilişkisinin ilk kez resmi ağızdan itirafı niteliğindeydi. Peki olayları biraz daha derinden incelersek bu kaza bize neyi gösteriyordu? Neyin ipuçlarını veriyordu? İşte bunu görmek için olayları biraz daha geriye sarmamız gerekiyor. 1990'lı yılların başlarına gidiyoruz. 1990'lı yılların başında PKK saldırılarını gitgide arttırmaya başlamış, devlet adeta çaresiz kalmış, ardı arkası kesilmeyen şehit haberleri Türk toplumunun ciğerini dağlamaya başlamıştı. Silahlı kuvvetler doğuda PKK ile etkin bir şekilde mücadele etse de devlet içerisindeki bazı gruplar bu sorunun bu şekilde çözülemeyeceğini, PKK ile cephe savaşı, barış, anlaşma ne denerseniz deneyin başarılı olunamayacağını söylüyordu. Yani kısacası PKK ile gayri resmi bir mücadele öneriliyordu. Bu öneriyi atan grubun başı da Tansu Çiller'di. O dönem varlığı ispatlanmasa da kamuoyunda Çiller özel örgütü sık sık gündeme gelmeye başlamıştı. Ana plan, cephe savaşı yaparak bitirilemeyeceği düşünülen bu örgütün metropollerdeki ayağına bir darbe vurarak para kaynaklarını yok edip can damarlarını kesmekti. Sadece PKK değil, sol gruplar da hedefteydi. Beyaz Toroslar dönemi resmen başlamak üzereydi.
Tarih 4 Kasım 1993. Yer İstanbul Holiday Inn Oteli. Dönemin Başbakanı Tansu Çiller bir açıklama yaptı. Türkiye, milis hareketine dönmüş ve yaygınlaşmış bir terör hareketiyle karşı karşıyadır. PKK'nın haraç istediği iş adamları ve sanatçıların isimlerini biliyoruz. Hesap soracağız. O dönemlerde bu açıklama çok da fazla önemsenmese de Tansu Çiller'in ne kadar da ciddi olduğu 2 ay sonra anlaşıldı. Medyada sık sık PKK'ya yardım ettiği bahsedilen Kürt mafyasının önde gelen isimlerinden olan Behçet Cantürk 14 Ocak 1994'te öldürüldü. Cantürk'ün zırhlı aracı polis kıyafeti giyen kişiler tarafından durduruldu ve kaçırıldı. Cantürk ve şoförlerin cesetleri 2 gün sonra Sapanca'da bir dinlenme tesisinin arkasında bulundu. 28 Mart 1994 İstanbul Aksaray'daki bir otogalerisi polis görünümlü kişiler tarafından basıldı. İçeride oturan Fevzi Aslan ve yeğeni Salih Aslan'a bizimle emniyete kadar geleceksiniz denildi. Amca ve yeğenin cesetleri Sakarya'nın Hendek ilçesinde Hendek gişelerinin 1 kilometre ötesindeki boş bir arazide bulundu. Behçet Cantürk ve Fevzi Aslan'ı öldüren silah aynıydı. Ve bunun gibi faili meçhul birçok cinayet kurgusu hep aynı. Polis görünümlü kişiler tepe lambası olan sivil bir arabayla geliyor ve hedefteki ismi alıp götürüyor ve birkaç gün sonra o kişinin cesedi bulunuyor. Batıda farklı farklı araçlar kullansalar da doğuda kullandıkları araçlar hep aynıydı. Beyaz Toros. Devlet terörle gayri resmi bir mücadele yürütmesi için bazı isimlere yol verdi. Abdullah Çatlı da bu isimlerin başındaydı. Kamuoyunun o dönemlerde ismini ilk kez duyduğu, bugünlerde efsane olarak anlatılan Yeşil Kod adlı Mahmut Yıldırım da onlardan biriydi. İddia odur ki bu kişiler gayri resmi olarak yürüttükleri faaliyetlerle PKK'nın gelir kaynaklarına darbe vurmuşlardı. Mesela uyuşturucu ticareti. Ancak gücü o kadar ellerine almışlardı, kendilerini devletle o kadar bütünleştirmişlerdi ki PKK yerine bu işleri kendileri yürütmeye başladılar. Susurluk dosyasında birçok faili meçhul cinayet bu isimlerle yan yana getirildi. Bu isimlerin gene Kürt iş adamlarını tepe lambalı sivil araçlarla polis gibi kaçırarak tehdit ve şantajla zorla para topladığı, uyuşturucu ticareti yaptığı, kumarhanelere haraç kestiği Susurluk dosyasında yer aldı. Uğur Mumcu suikastı bile Susurluk dosyasında yer aldı. Bu isimlerle yan yana getirildi. Acaba Uğur Mumcu suikastı bu ekibe mi sevk edildi? MİT kanadında Mehmet Eymür'ün, emniyet kanadında ise dönemin İçişleri Bakanı olan Mehmet Ağar'ın bu isimleri kontrol ettiği iddia ediliyor. Bu iki ismin ters düştüğü noktada da Susurluk kazası patlak veriyor. Bu yüzden bu kazaya iki Mehmet'in kavgası deniyor. Tüm bu kirli çamaşırlar 3 Kasım 1996 tarihindeki o kazada tüm Türkiye'ye ifşa oldu. Yani asıl Susurluk o kaza değil, o kazaya gelene kadar yaşanan süreçte kurulan kirli ittifaklar, gizli anlaşmalar, yürütülen yasa dışı faaliyetler, toplanan paralar ve bunu devlet, mafya ve siyasetin birlikte yürütmesi. İşte bu yüzden buna Susurluk skandalı deniyor. Bu kadar yakın Türkiye tarihiyle alakalı malum nedenlerden ötürü çok da video yapmaya niyetim olmasa da Türkiye'nin son 30 yılının özellikle 1990'lı yılların bilinmesinin önemli olduğunu düşünüyorum. Eğer bu video yeteri kadar ilgi görürse hem Susurluğu daha fazla detaylandırmak, bu kirli anlaşmaların derinlerine inmek hem de Türkiye'deki GLADU yapılanması, derin devlet, mafya gibi konulardan bahsetmek istiyorum. Eğer siz de bu konularla alakalı videolar görmek isterseniz lütfen yorumlarda fikirlerinizi benimle paylaşın. Eğer ilgi görmezse bu konulara girmeyi çok düşünmüyorum. Bedavadan topuğuma sıkılsın istemiyorum. Videomu izlediğiniz için teşekkür ederim. Videoyu beğendiyseniz bana destek olmak için videoyu beğenip kanalıma abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın. Görüşmek üzere.